Minji daha satılmadı. Satılmadı? Bir, Minici'ye Fenerbahçe Kulübü çok ciddi bir teklif yaptı. Kalması için. Hmm. Ee, 2 milyon euro imza parası. 2.7 milyon euro 4 yıllık, senelik 2.7'den 4 yıllık sözleşme. 2.7 4 yıllık sözleşme. 4 yıllık sözleşme artı bonuslar. Yani e, Fenerbahçe Minici'yi Satmak istemiyor. İstemiyor mu? İstemedi mi? İstemiyor. İnci gitmek istiyor. Hmm. Yani e, İtalya'dan ciddi teklif var. Fransa'dan da teklif var. Kendi kariyer planı içinde bu liglerin e, daha doğru olduğuna inanıyor. Öyle, ama Avrupa, öyle, Avrupa öyle, Lisesi'ne yazmadılar be Gürcan abi. Öyle diyelim. E tamam sonuçta oyuncuyla anlaşmadı. Ama bu yazmayacak anlamına gelmez ki. Tulu geçerse Fenerbahçe öntekine yazar. Fenerbahçe diyor ki aynı şeyi marka da yaşadı. galatasaray Marka ve menajeri gitmek, istedi. Aynen, galatasaray gitmek istediler. Galatasaray kıskaça soktular. Şu, ya, şu anda benim ölçüme göre daha yüksek fiyata gitmesi lazım. menajerim artık kimse gitmişler. İki kulüpte görüşmüşler. Serbest kalma bedeli 18 milyon euro. Kulüpler de bunu vermeyi kabul ediyorlar. Burada... Genç e, stoper abi. Tabi, Sol bur, stoper. Burada bir Mici hangi hangi kulübü seçecek? Hangisinin şartları iyi gelecek? Onun e, kararını vermek üzereyken Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç devreye giriyor. Diyor ki "Kal. Biz de sana bunu bunu bunu, bunu veriyoruz." Şimdi burada oyuncu e, yeni bir sözleşmeyle daha iyi bir e, gelirle Fenerbahçe'de kalabilir. Çünkü gitti kulüplerde bu paradan daha iyisini almayacak. sonuçta. İmza parası alacaktır. Belki. Yok, o serviste gidiyor. Ama imza parası da veriyor. Hayır, ben anlamadım. Renle rene gidecek değil mi? Tabii. Ren renle niye gidiyor ki yani? Ben Masamak şey, olarak. Abi hani evet. PSG'ye gitse Paris Saint-Germain'e. Ama Ren de her sene bir adam ya, satıyor. Sağlam satışı var yani. Onu da Gürcancığım yani, buralara gitmiş olsa. Yani orada oradan da Sen de aynı görüşte olur. Oradan da şeye sıçrayabilir yani. Premier Lig'e daha kolay sıçrıyor. Ren'den. Abi e, mendi mendi hepsini satanlar arka bahçesi gibi oldu abi o. Her sene sağlam bir tane adam satıyorlar 30 35'e. Yani e, enteresan mı kulüpren? Yani Yo, kulübünden e, gitmedi mi Kalespor'un? Yani 20'yi al, al alsa yani diyorsun abi. Da. 35 40'a rahat ben, satabilir diyorsun yani. Işte, Ren'in Ren. Ren şeyi de o. E, hesap ak işte şey 54 milyona gitti. Ayaksız stoperi Manchester United'ta. De yok mu? Yok Son şey. şey Sonuç itibariyle. Arjantinli çocuk. Minca kim elinde tutmaya çalışıyor yönetim. Yönetimde çalışıyor. Yani Fenerbahçe Minci'yi satmak istemiyor. En azından bu sene satmak istemiyor. Ya da en azından ocağa kadar satmak istemiyor. Yani çok hedef bir sene koydular. O hedef hedef sene içinde Ali Bey de Ali Koç da gözü kararttı. İşte ya Pedro diyor, Ara diyor, Miciyi Minci, tutmaya çalışıyor, ee, sola çıkaldılar, sağa çıkaldılar. Emre aldılar, şeyi e, transfer ettiler, Kingi, e, Joshua, Joshua King. King, Joshua King yani e, ciddi de yani imkanlar imkanlar içinde e, önemli önemli de yatırım yapıyorlar şu an kulübe. Do, dolayısıyla geçen sene yapılan yatırımlardan sonra sana bir soru soracağım, bu kadar çok oyuncu yatırıma girmek ne kadar doğru ya? Bir anda takımın Ha, geçen sene e, ligin ikinciliği yakalamış. Ligin sen söylemiştin. Bu da kayıtlarda var zaten. Ben de aynı görüşüyorum. Ligin lideri ikinci yarı. Değil mi en çok puan toplayan takımı Fenerbahçe. Buruma, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Ara, Thiago Çukur, Juan Pedro. Bunlar gibi oyunculara baktığın zaman alıyorsa bu takımın %50'sinden fazlası değiştirmek anlamına gelir ya. Bu takımın hafıza kartına zarar verir ya. Ben bunu anlamıyorum. Şimdi e... Sana şöyle katılırım. Bu kalitesini attırmak zorundalardı Levent abi. Bu yani diğerleri kalitesi yani, mi diyorsun sence? Ya hayır. Takımın kalitesini yani ön tarafa bir adam alman lazım. Şimdi baktığın zaman garip bir ironi yani. Geçen sezonun en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Evet. Değil mi? Herkes ne dedi? Santrof alınması lazım takım. En çok gol atan takım Santrof alınması lazım. Yani değil mi? Saçma bir şey yani. Tabii hiç yani uyuşma. Ar ar araya baktığın Mantıklı zaman. Mantıklı değil. Ama ee, normal işte işe baktığın baktığın zaman mesela Serdar beni alır 20 25 tane atar şampiyon yapar diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Oynatırsan diyebilirsin. Ba diyemiyorsun ama. Ama en bir şey, yani en şey, bilanse, şey, en şey, bunu oynatırsan şeyde, değişirsen de, bu, diyemezsin adam. İkinci ikinci etap tahmin ediyorum şey e, çok şey yapmıyorlar mı? Mesela e, Rossi'ye Crespo'ya e, ben bence teklifler olduğunu düşünüyorum. Ya bu iki oyuncu yani, geçen senenin yükselişindeki en etkili olan oyunculardan bir yani, tanesi. Şi, şi, bu iki oyuncuyu şimdi Ca Caşuak iki şeye getirmiş. Portekizli bir hoca getirmiş. Portekiz hoca e aldığım bilgiler doğrusuna Jorge Jesus'un göndermesi beni çok şaşırtıyor. Abi ya. göndermek istemiyor. Oyuncu gitmek isteyebilir. Yani ya bu, niye benim, istesin benim, ya yani, Allah demek, aşkına? Bir, Fenerbahçe'den bu oyuncuların de, daha fazla para kazanma de, şansları yok demek, demek istediğim o. İki, yani hiçbir şey şansı bırakmıyorlar orada. Ha burada ne olacak? Ee, dediğin gibi e, Levent abi doğru söylüyor. Bu kadar çok oyuncunun üstelik ilk 11 adayı oyuncu. Mesela Thiago Çukur için bir şey demem ama o bir yatırımdır. Tamam mı? 19 yaşında bir çocuk. E, gelecek sen de e, ant, antrenman yapacak. Bakacaksın. Belki kiralayacaksın. Yani onun gelişimini takip edeceksin. Ama Joshua King dediğin zaman ilk, ilk 11'e transfer ediyorsun bu oyuncu. Ya da Ja Pedro dediğin zaman ilk 11'e transfer ediyorsun bu oyuncu. Mesela Joshua King ile ilgili İlk 11 diyorsun. Fenerbahçe taraftarında ciddi bir şüphe var kafada. Kusura bakma. Hem Joshua King hem Juan Pedro'yu hem bunları koyuyorsan Şimdi çok büyük sıkıntı Joshua var. King evet. ne oynuyor? Sana sağ açık. Forvet arkası. Forvet sola açık. Evet. Tamam mı? Sola açık. Ne Kim var elinde? Rossi var. Evet. Oynattığı. İyi oynuyor. Buruma var. Var. Evet. Sağ, sağda kim oynatıyorsun? Emre Bor var. İrfan oynuyor gerektiğinde değil mi? Evet. İrfan, İrfan Can oynuyor. Atarsan Rossi Forvet arkası. Pelkas oynuyor. Valencia oynuyor. Ee, Zayis var. Ufaklık oynuyor. Zayis var. Ufaklık. Arda var. Arda. 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 Arda Güler var. Evet. Yani e, niye bu oyuncu alıyorsun diyebilirsin ama ligin uzun boyuna baktığın zaman aslında e, hiçbir şeyi şansa bırakmak istemediklerini görüyorum. ben. Fenerbahçe'nin şey, bugünkü tarafında... yapısını Juliano Terano döneminde sportif direktör olduğu dönemdeki mantığa benzetiyorum. Nani Van Simon Kajer, Ozan Tufan, Volkan Şen, Fernando Şener, Fabiano, Lazar Marković, Abdullah Yaba, Josef de Souza dönemindeki transfer şeyine çılgınlığına benzetiyorum. Kusura bakma. Yani bu kadar bu, bunu bak ben Galatasaray için söyledim. Katılır mısın? Kaç tane yaptılar abicim şimdiye kadar? Bir ya, buruma. Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Arao, Mor, Arao, King... E, Tiago Çukur. Çukur. Evet, Joao Pedro galiba. Bir daha belli değil abi. Tam imza evet, attanları tamam. söyle. Oradan bir kişi daha alacaklar bir, galiba. Iki, Kaleci üç. gelecek büyük bir ihtimalle. Tabii. Kaleci Lincoln, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. 150'nin üzerinde. Bir. Bunlar yer. buraya alanların hepsini benim bildiğim e, Jorge Jesus birinci adam oynatmak için alıyor. Belki bir iki tane oynatmaz. Kim oynadı? Buruma ile Emre Moru. Çünkü ilk 11 görüntüsü vermedi bu oyuncular daha. Oralarda başkaları deneyebilir. Benim anlatmak istediğim şu genel anlamda. Yani Fenerbahçe geçen sene Galatasaray takımı bir sene ve iki tane golle şampiyonluğu kaçırmış. Bir golle yani. Aktarıyorum. Ya o takımı üzerine iki tane dokunuş yapsan, üç tane dokunuş yapsan o takım şampiyon oynamaya devam edecekti. Kimse Burak Elmas yönetiminden gel bizim takımda devrim yap demedi. Kusura bakmasın. Hiçbir Galatasaray taraftarı demedi. Kendi Fatih Elim'le beraber otururlar böyle bir karar verdiler. Neyin kararı ya? 26,5 milyon lirayı boşa attılar. Yok oldu gitti para. Ortada satacağım bir tane futbolcu. Hadi satsınlar. Bu menajerliğini e, onlar üstlensinler. Beraber üstlenip bu oyuncuları aldıkları oyuncuları satsınlar. Galatasaray'a para kazandırsınlar o zaman. Aynı şekilde Fenerbahçe İsmail Kartal'ı bir yere kadar geldi. Ben A plus hocayla çalışacağım dedi. A plus'ı orası seviyesine koymamış İsmail Kartal'ı. Ali Koç başkan koymamış. Şimdi birdenbire bu şampiyonluk yarışı içinde olan belki haftalar 4-5 hafta olsa kafa kafaya gelecek bir yarışa girecekti Fenerbahçe. Sen şimdi bu oyunculardan vazgeçiyorsun. Birden biri bu oyunculara geliyorsun. Şimdi, bu e, da çok şaşırtıcı değil mi e, yani? Ben tabii şaşırtıcı değil. Bu da ilginç bir bakış açısı ama. Hayır. Zaten 5 tane transfer yapacağız dedi. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Kime yapacağız? Sağ bek, sol bek. ki bu bunlar, numara. bunlar, bunları bu, bunların, bunların. Bu, hayır, bunların, bu planlamayı yap, yaparken de e, oyuncu gitmeyecek derlerine. Yani oyuncu satmadan 5 tane daha oyuncu alacağız diyorlardı. Şimdi e, Fenerbahçe'nin satacağı, göndereceği e, oyuncular da olacak. Yani bu e, kaliteyi arttırmak zorundalar Levent abi. Ya e sen bunu yani, söyleyince mi, aklıma şu geliyor. Geçmişteki anlar oyuncu kalitesi anlamına geliyor. Yani, e, e, kalite arttırmak o değil mi Gürcan? Abi santrofor almak durumundasın. Şeyin, e, sen yetersiz buluyorsun santroforları. Crespo'yu kre, yedeklemek zorundasın orada. Tamam mı? Gustavo ile devam etmeyeceksin. Hani altı numara alacaksın. Tamam. Aldın şey, zaten. E, şey e, Zayısı ya da orada oynayacağın 8'i yedeklemek zorundasın. Şeyde oynayacaksan baskı göreceğin. Yani senin üstüne yıkılacak bir takım olacağı zaman elinde tempolu adamlar olması lazım. vurmayla ile Emre Mor Sen Asperi, deplasmandaki... Tabii yani oradadır. Ya da deplasman ya da e, öne geçtin. Yani rakip risk almaya başladığın zaman oynayacağın oyuncu. Kasım'a kadar konuştuk bir tane milli takım arası var pazar Çarşamba, pazar çarşama maç yapacaksın Eylül sonunda yani yani de de onu evet. devam ediyor